Gül Atı 174 yaşında. Akşamlar, takvimler 9 Nisan 2019 Salı'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz, TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız, hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Evet, bugün Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılı. 7 gün 24 saat çalışarak halkın can ve mal güvenliğini sağlayan Emniyet Teşkilatı'nın günü. Bizler de Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan'a mikrofonlarımızı uzattık. Bu anlamlı günde onun mesajını aldık. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılını kutlayarak bültenimize başlıyoruz. Polis Teşkilatımızın malumunuz bu yıl 174. yıl dönümünü kutluyoruz. 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı 174 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor. Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç türleriyle mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor. Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan bu kapsamda Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümünü kutlayarak şehit olan tüm meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum dedi ve kendisinin de bir şehit adayı olduğunu söyledi. 174 yılda nice şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Ve şehit ve gazilik mertebesine ulaşmadan birçok emekli olan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla mesleğe başladığımız ilk gün hepimiz birer şehit adayı olarak başlarız. Sonra Allah içimizden bazılarını seçer ve şehadeti nasip eder. Bu vesileyle ben şehit olan tüm meslektaşlarıma rahmetle, gazilerimizi minnetle ve hayatta olan meslek mensuplarımızı ve halen çalışmakta olan meslek mensuplarımızı hayırla yad ediyorum ve sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan başkanlığında bir heyet Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret etti. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan'ı ve beraberindekileri makamında ağırladı. Burada konuşan Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha mahrum ve fedakar polis teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, kıymetli şükran duygularımı onlara ifade etmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi başta iş güvenlik olmak üzere önemli hizmetler yapmış, canını vatanı için seve seve feda etmiş, şanlı bir teşkilatın mensupları olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Polis teşkilatının her zaman yanlarında ve destekçileri olduğunun da altını çizdi Vali Yavuz. Ordu valisi olarak teşkilatımızın her zaman yanlarında olduğumuzu, destekçileri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü polis teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, yani kısacası güvenlik birimlerimiz bizim en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Ve elde edilen tüm başarılarda da en büyük payda siz teşkilat mensuplarındır. Bu vesileyle de ordudaki huzurun, emniyetin sağlanması konusunda gayret sarf eden il emniyet müdürümüzden mahalle bekçilerimize kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan ise polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Seddar Yavuz'a bilgi verdi ve meslektaşlarımıza sağlıklı, sıhhatli ömürler temenni ediyorum dedi. 174 yıldır halkın huzur ve güvenini sağlamak için büyük bir emekle çalışan teşkilat mensuplarımız bu zaman sürecinde şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Mağlubiyet emekli olan arkadaşlarımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Gazilerimize sıhhat ve halen hayatlarını devam ettiren meslektaşlarımıza da sağlıklı, sıhhatli yıllar, ömürler temenni ediyorum. Vali Seddar Yavuz, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla valilik makamına ziyarette bulunan İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan başkanlığındaki heyette bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan ve beraberindeki Emniyet Teşkilatı Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaretinin ardından şehit mezarlığını da ziyaret ederek dua okudu. Dedik ya, onlar halkın can ve mal güvenliğini koruyor. Ordu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda da kaçak cinsel hap sattıkları ileri sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Ordu'da uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit verilmiyor. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın internet sitesinden kaçak yollarla ülkeye sokulan ve Sağlık Bakanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçların dışında olan cinsel ilaçları kurmuş oldukları çağrı merkezi aracılığıyla satışının yapıldığı ve satışı yapılan ürünlerin kargolara nakil yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ordu Merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Çorum, Giresun, Kocaeli, Şanlıurfa ve Van illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliye ait 27 adet ikamet, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. Emniyet yetkilileri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında piyasa değeri 400 bin lira olan 24.054 adet cinsel uyarıcı, hap, krem ve jel ele geçirildi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde halkın tercihiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Hilmi Güner de Ordu Valisi Seddar Yavuz ve vali yardımcılarıyla Ordu Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan'ı makamında ağırladı. (Gülüyor)
31 Mart seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden halkın tercihiyle başkan seçilen Doktor Mehmet Hilmi Güler tebrik ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Bu kapsamda Başkan Güler'i Ordu Valisi Settar Yavuz ve beraberinde vali yardımcıları, Ordu Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan da ziyaret etti. Vali Yavuz'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve orduda sorunsuz bir seçim dönemi geçtiğine dikkat çeken Başkan Güler, ilimizde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katkı ve desteklerini de yanımıza alarak bu kenti halkımızla birlikte yöneteceğiz dedi. Devlet ciddiyeti açısından da çok güzel bir seçim oldu. Hem asayiş açısından hem de bütün sistemin tıkır tıkır çalışması açısından en ufak bir problem olmadı. Güzel de bir seçim oldu. Bütün adaylar arasında. Demokrasinin zaten şöleni seçimler. Bu bakımdan en ufak bir problem olmadan güzel bir şekilde neticelendi. Bugün de devlette süreklilik esas olduğuna göre de güzel bir şekilde de yürüyor şu anda. Mutlu günümüz Sayın Valimizi burada görmek. Değerli arkadaşlarını burada ağırlamak. Bu bakımdan teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler'in tecrübeleri ve kurduğu ilişkiler sayesinde orduda güzel hizmetlerin gerçekleşeceğini ifade eden Ordu Valisi Settar Yavuz, demokratik olgunluk, hoşgörü ve nezaket içinde bir seçim ortamı oluştu diye konuştu. Demokratik olgunluk içerisinde, hoşgörü ve nezaket içerisinde bir seçim ortamı oluştu. Bu vesileyle tabii hem ulusal hem uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmiş, dostluklar kurmuş ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir bakanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da seçilmiş olması şahsen beni de ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Bakanımızın bu engin tecrübeleri elbette şehrimize yansıyacaktır. Biz de özellikle hem vali yardımcılarımız hem de güvenlik birimlerimizin amirleriyle beraber bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Sayın Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye'mize bundan sonraki yapacağı tüm hizmetlerde yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ordu Valisi Settar Yavuz dün resmi olarak görevine başlayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Töreni makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık yarışında Altınordu'dan birinci çıkan Başkan Aşkın Tören tebrik ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Bu kapsamda Başkan Töreni ziyaret eden isimlerden biri de Ordu Valisi Settar Yavuz oldu. Gerçekleşen ziyarete Ordu Valisi Settar Yavuz'un yanı sıra Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer de katıldı. Ziyarette konuşan Ordu Valisi Settar Yavuz, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in birikimli bir devlet adamı sıfatıyla Altınordu'ya güzel hizmetler yapacağına inandıklarını söyledi. Her zaman işbirliği içerisinde çalışacaklarını aktardı. Bu çok güzel bir seçim kampanyası oldu. Ordu nezaketin ve zerafetin şehri olarak tanımlanmış. Tam da bu demokratik olgunluk içerisinde bir seçim kampanyası ve seçim ve sonrası gerçekleşti. Özellikle sizin birikimli bir devlet adamı sıfatınızla Altınordu'muza yeni bir katacağınız, güzel hizmetler yapacağınızı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle özellikle yakın çalışma arkadaşlarımla getirdim. Bundan sonraki süreçte yapacağınız her türlü hizmetle bu şehrin valisi olarak ben ve yakın çalışma arkadaşlarımla işbirliği içerisinde sizin yanınızda. Ordu Valisi Settar Yavuz'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Vali Yavuz ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. Altınordu'ya hizmette hep birlikte çalışarak üstlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti. Ziyaretiniz dolayısıyla şahsım ve artık bulunmadığına zaferlerinize hürmet ve saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli mesai arkadaşlarımız, çok değerli Sayın Vali Yardımcılarımıza, Emniyet ve Komutanımıza da bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Dün mazbatasını alarak resmi olarak görevine başlayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'de ilk meclis toplantısını yaptı.
Altınordu Belediye Meclisi yeni dönemin ilk meclis toplantısı Altınordu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 5 yıllık yeni bir sayfanın başlangıcını yaşadıklarını, iktidar ve muhalefetle Altınordu'yu geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını aktardı. Bugün sadece yeni haftanın başlangıcını değil, yeni bir sayfanın önümüzdeki 5 değerli yılın başlangıcını da hep birlikte yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli temsilcileri, İYİ Parti'nin çok değerli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partimizin çok değerli temsilcileri, Adalet ve Kalkınma Partimizin çok değerli temsilcileriyle bir arada bu şehir için bir ortak irade göstermek ve bu şehrin gelişmesi, kalkınması, refahı, mutluluğu, bereketi, güvenliği için birlikte akıl teri dökmekten şahsım adına duyacağım kıvancı ve mutluluğu sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Yapılan konuşmaların ardından Altınordu Belediye Meclis toplantısının gündemine geçildi. Altınordu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yeni görev dağılımları da belli oldu. Kapalı ve açık oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimler sonrası Altınordu Belediye Meclisi'nde görev dağılımları şu şekilde gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Hülür, Meclis 2. Başkan Vekili Olgun Ocak, Meclis Katipliği Ömer Faruk Altunel, Gamze Güler, Doğa Katırcıoğlu, Betül Serdaroğlu, Belediye Encümen Üyeleri Ahmet Akyurt, İsa İtaloğlu, Gökhan Şahin, İmar Komisyonu üyeleri Olgun Ocak, Serkan Danış, İsa İtaloğlu, Haluk Saymaz, Hüseyin Bayrak, Plan Bütçe Komisyonu üyeleri Gökhan Şahin, Ahmet Akyurt, Betül Serdaroğlu, Ertuğrul Yüksel, Aysun Azaklı, Numara Taş Tarife ve Mali Komisyonu, Eyüp Bülür, Betül Serdaroğlu, Resul Güreşçi, Hukuk Komisyonu, Gamze Güler, Eyüp Bülür, Sedat Gürsoy, Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu, Serkan Danış, Engin Özenç, Yusuf Binici, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Betül Serdaroğlu, Doğa Katırcıoğlu, İlayda Aksoy Çıra, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ömer Faruk Altunel, Fırat Poyraz, Zafer Akdoğan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Doğa Katırcıoğlu, Hatun Öz, Aysun Azaklı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu, Rıfat Poyraz, Ahmet Akyurt, İlayda Aksoy Çıra. Kırmızı kazaklı çocuk olarak 31 Mart yerel seçim yarışının Ordu'daki en renkli simalarındandı Gülyalı'nın CHP'li belediye başkan adayı. Gülyalı Evlat Belediye Başkanı 28 yaşındaki Ulaş Tepe'yi de bağrına bastı, sandık yarışından galip çıkarttı. Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Ulaş Tepe'nin hüzünlü hayat hikayesi ise duygulandırıyor. Daha 28 yaşında genç ve başarı basamaklarını teker teker çıktı, saygıyı ve sevgiyi hiç elden bırakmadı. Çocukluk hayaliydi belediye başkanı olmak. Hatta öğretmenlerine de ben başkan olacağım diyordu. Belki de kırmızı kazaklı çocuğun hikayesi o zamanlarda yazılıyordu. Öğrencilik yıllarında sınıf ve okul başkanlıkları yapmış, dönemin Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun'u ziyaret ederek başkanlık için göz kırpmıştı. Ben ilkokul 3. sınıftaydım. Ne olmak istediğinizi öğretmeninize bir ileride seçmek istediğiniz meslekle ilgili bir kağıt dağıtmıştı. Ben orada belediye başkanı olmak istediğimi yazmıştım. Tabi o dönemde sınıfta çok şey karşılanmadı yani. Gülen oldu, öğretmenim falan da. Tabi herkes doktor, öğretmen, hemşire, futbolcu olmak isterken biri belediye başkanı olmak istiyorum demişti. Ondan sonra ben hep sınıfta sınıf başkanı oluyordum. Sonra okul başkanı oldum. Sonra Ordu Genç Meclisi başkanı oldum. Sonra partimde il gençlik kolları başkanı oldum derken zaten bir hayalimdi, bir idealimdi. Ben bütün yaşantımı, eğitim hayatımı da hep buna göre ayarladım. Belediye başkanı olmak bir hayalimdi. Benim hayalimi Gülyalılar gerçekleştirdi. Çocukluk dönemi aslında sancılarla başladı. 8 yaşında babasını kaybetti Ulaş Tepe. Çocuk kalbinde baba özlemini yaşatmaya çalışırken. Sonra tekrar ölüm acısı kapısını çaldı. Gençlik döneminin başında 17 yaşında annesini de kaybetti. Evet, ben babamı 8 yaşındaydım kaybettiğimde, annem vefat ettiğinde 17 yaşındaydım. Tabii ilk mazbatamı aldıktan sonra belediyemizin aracıyla beraber ilk ziyaretimde annem ve babam oldu. Çünkü bugün sahip olduğum her şey annemin babamın sayesinde. Beni iyi ki büyüttüler, onların paralarıyla beraber okudum,
bugüne geldim. Gülyalılar da bize destek verdiler, sahip çıktılar. Bu çocuk bu işi yapar dediler, bizi belediye başkanı seçtiler. Allah tabii tüm ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Biz tabii bunu seçim süreci boyunca hiç dillendirmedik. Dillendirmesini hiç doğru bulmadık. Ama tabii daha sonradan bunu sadece seçim gecesi ifade ettim. Mesela bu da çok doğal bir hakkımdı. Yani herkes annesine, babasına, eşi olan eşine, herkese teşekkür ediyordu. Ben de onlara teşekkür ettim. Yine Allah razı olsun herkesten. Oy veren vermeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik dönemlerinde kimi zaman bayrak taşıdı, kimi zaman meydanlarda anonsçuluk yaptı. Partisi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde Gülyalı Belediye Başkan adayı olarak yola çıktığında herkesin aklında bu çocuk mu başkan olacak sorusu belirse de o kısa süre içerisinde acabaları tek tek yıktı zihinlerden. Bir kere bu makamı bize bir emanet olarak veren Gülyalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın bize oy veren vermeyen bütün hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bende. Ben de Gülyalıların hayallerini gerçekleştirmek için bütün hemşehrilerimizin güvenini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar siyasi partinin belediye başkan adayıydım ama bundan sonra Gülyalı'nın belediye başkanıyım. 31 Mart akşamı sandıkların açılmasıyla ipi göğüsledi kırmızı kazaklı çocuk. 20 yıldır hayalini kurduğu başkanlık koltuğuna oturdu. Mutluydu, gözlerinde heyecan ve başarının haklı gururu vardı. Bugüne kadarki olan her şeyi unuttuk. Yeni bir başlangıç, tertemiz bir sayfa açıyoruz. Nasip oldu. İnşallah biz de oturduğumuz bu Gülyalı Belediye Başkanlığı görevine bir değer katmak istiyoruz. Bugüne kadar Gülyalı'da yapılmayan, eksik kalan işleri tamamlamak istiyoruz. Gücümüz nispetinde Gülyalı'nın imkanları da olsun inşallah. Gülyalı'da iyiyi güzele, güzeli mükemmele taşımak istediklerini ifade eden Gülyalı Belediye Başkanı Tepe, koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa değer veren bir başkan olacağını söyledi. Kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzel de mükemmele dönüştürene kadar Gülyalı'da 5 yıl durdurak bilmeden çalışacağız inşallah. Gülyalı'nın geleceği için, Gülyalı'nın değişimi için, Gülyalı'da ne söylendiyse daha yenisini, daha iyisini söylemek için biz daha iyisini, daha güzelini yapmak için aday olduk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Altınordu ilçesindeki polis noktalarını ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Altınordu ilçesinde bulunan polis noktalarını ziyaret etti. Başkan Güler, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, yüzyıllar boyunca bu topraklar üzerinde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan, vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasında görevini layıkıyla yerine getiren kahraman polislerimizin bugün olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum dedi. Günümüz vesilesiyle polislerimizi ziyaret ettik. Polis günümüz hem kutlu olsun istiyoruz hem de aynı zamanda onlarla bir gönül birliğini birlikte yaşamak istedik. Tüm emniyet teşkilatının polis haftasını kutlayan Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler, huzurlu toplum imajının oluşturulmasındaki tüm gayretleriyle ulusal ve uluslararası alanda da adından söz ettirerek büyük itibar kazanan Türk Polis Teşkilatımızın hepimizin gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca integralinlere rahmet diliyoruz şehitlerimize. Aynı zamanda onların bütün ailelerine saygılar sunuyoruz. İnşallah daha güzel günlerde birlikte oluruz diye düşünüyoruz. Hepinize ben de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulaması kapsamında 6-7 Nisan'da ilk nöbetlerini tutan Türkiye genelindeki noterlerde 6450 işlem yapıldı. Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem ise araç satışı oldu. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri saat sabah 9 ve akşam 5 arasında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2, diğer illerde ise birer noter ilk nöbetleri için mesai yaptı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6450 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlemse araç satışı oldu. Peki
Peki nöbetçi noterler nasıl öğrenilecek? Hafta sonları nöbetçi olarak hizmet veren noterler Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinden ilan ediliyor. Birliğin internet sitesindeki nöbetçi noterlikler bölümünden tarih ve il seçilerek nöbetçi olan noterler öğrenilebiliyor. Bu bölümde noterlerin adresleri, telefon numaraları ve konumları da paylaşılıyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sayın seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanları İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan Ordu'nun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanları İnşaat Satış Ofisi'nde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu Üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Dördüncü dönem POMEN başvuruları için birçok kişi yapılacak açıklamayı bekliyordu. Adaylar tarafından merakla beklenen 3000 kadın polis alımı başvuru şartları açıklandı. Peki 3000 kadın polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 24. dönem POMEN başvurularıyla ilgili merak edilen detaylar geliyor sırada. Huzurun ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı. 24. dönem POMEM, yani Polis Meslek Eğitim Merkezleri başvuruları için birçok genç yapılacak olan açıklamaya kulak kesilmiş ve bekliyordu. Adaylar tarafından merakla beklenen 3000 kadın polis alımı başvuru şartları açıklandı. 3000 kadın polis memur alımı ile ilgili şartlar belli oldu. Daha önce 3000 kadın polis memur alımı yapacağını belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, 24. dönem POMEM için başvuru şartlarını adayların erişimine açtı. Konuyla ilgili detayların gelmesiyle birlikte vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bireyler 24. dönem POMEM için araştırmalarına başladı. Peki bu şartlar neler? Şartlara göre 24. dönem polis meslek eğitimi için ön lisans ve lisans mezunlarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarında eğitim görmüş adaylar başvuru yapabilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek eğitim merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı kamu personeli seçme sınavının birinden P3 puan türünde en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2018 yılı kamu personeli seçme sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan alanlar, polis meslek eğitim merkezleri giriş yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla başvuru yapabilecekler. Lisans mezunu 2500 kadın, ön lisans mezunu 500 kadın olmak üzere toplam 3000 kadın öğrenci alımı yapılacak. Adaylar 22 Nisan 2019 tarihine kadar E-Devlet üzerinden de ön başvurularını yapabilecek. Üye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'de Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılını kutlayarak Emniyet Teşkilatı'nın son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çekti. Huzurun ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı 174 yaşında. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azimle bu görevi sürdürmektedir diyerek Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılını kutladı. Emniyet hizmeti en öncelikli ve önemli hizmetlerden bir tanesi ve ihtiyaçlardan bir tanesi. Emniyetin olmadığı yerde birçok varlığımız anlamını ve değerini yitirir.
emniyetin olmadığı yerde, güvenliğin olmadığı yerde malın, paranın, makamın, hatta hayatın anlamı kalmaz. Tarihi başarıyla şan ve şerefle dolu emniyet teşkilatımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşun altında gözeten bir anlayışla görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum diyen Güney, görevini fedakarca vatan ve millet sevdasıyla büyük bir sorumluluk içinde yürüten Türk Polis Teşkilatı hiç şüphe yok ki gücünü halkımızın güven ve desteğinden almaktadır. Emniyet teşkilatımızın son yıllarda elde ettiği başarıların temelinde devletle millet arasındaki mesafenin kapanması, karşılıklı güvenin daha da güçlenmesi yatmaktadır dedi. Devleti devlet yapan da toplumun bu en öncelikli ihtiyacı olan emniyet ihtiyacını, emniyet hizmetlerini temin etme, sağlama kudretine sahip olmasıdır. Devleti devlet yapan budur. Ve bunun tekeli devlettedir. Kamu düzenini sağlamak, güvenliği sağlamak bu konuda zor ve cebir kullanabilmek. Tabii devletin bu kamu düzenini kullanırken, tesis ederken ki en ayırt edici özelliği de şudur. Hukuk ve kanunlar çerçevesinde bunu yerine getirmesi. Yoksa salt güvenliği sağlamak meseleyi çözmüyor. Aynı zamanda hukuk çerçevesinde ölçülü, anayasal düzene bağlı bir şekilde bu görevi yerine getirmesi. Bu anlamda polis deyince vatandaşın aklına devlet gelir, jandarma deyince devlet gelir. Devletin varlığının en somut bir şekilde hissedildiği, en yakinen hissedildiği birimlerdir, kurumlardır, emniyet teşkilatlarımız ve çalışanları. Bu anlamda üzerinize düşen sorumluluk da bir o kadar fazla. Yaptığınız işin önemi ne kadar yüksekse o denli de sorumluluğu yüksek oluyor. İl genelinde ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç, öksüz ve yetim çocuklarla çeşitli nedenlerle çocuğunu sünnet ettirememiş ailelerin çocukları için sünnet şöleni planlanıyor ve sünnet şölenine katılmak isteyenler içinse başvurular başladı. Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca organize edilen ve geleneksel hale getirilen sünnet şöleni bu yılda devam edecek. İl genelinde ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç, öksüz ve yetim çocuklarıyla çeşitli nedenlerle çocuğunu sünnet ettirememiş ailelerin çocukları için planlanan sünnet şöleni için başvurular başladı. İlki 2013 yılında Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca organize edilen sünnet şöleninde 113 çocuk sünnet ettirilirken 2014 yılında 289, 2015 yılında 743, 2016 yılında 109 çocuk, 2017 yılında 215, 2018 yılında 189 çocuk olmak üzere toplam 1658 çocuk sünnet ettirildi. 2 ile 5 yaş grubu çocukların dahil edilmeyeceği sünnet şöleni için başvurularda son tarih ise 30 Nisan 2019. Başvurular ilçelerde bulunan ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak. Emniyet binası yeniden ihale edilecek. 45 milyon lira bedelle Ordu Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın yapım ihalesini alan firma sözleşmeyi feshettiği için ihaleye yeniden çıkılacak. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı yeniden ihale edilecek. Valilik Yatırım ve İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatının yaklaşık maliyeti 45 milyon 587 bin 612 Türk Lirası 27 kuruştu.
İhaleye 20 Temmuz 2015 tarihinde 17 firma teklif verdi ve inşaat 850 gün içinde tamamlanacaktı. İhaleyi alan firma ile 22 Aralık 2015 tarihinde 34 milyon 190 bin Türk lirası bedelle sözleşme imzalandı. Ancak ihaleyi alan müteahhit firma sözleşmeyi feshettiği için iş yarım kalmış oldu. Bu nedenle Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 17 Nisan Çarşamba günü yeniden ihalesi yapılacak ve 200 gün içerisinde tamamlanacak. Ordu Dağcılık Spor Kulübü sporcuları Nisan ayı etkinliğinde Çamaş ilçesi Budak Mahallesi sınırlarında bulunan Çamaş Kanyonu parkurunu yürüdü. Ordu Dağcılık Spor Kulübü sporcuları tarafından Nisan ayı etkinliğini gerçekleştirildi. Çamaş ilçesi Budak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çamaş Kanyonu parkuruna yürüyüş düzenlendi. Kulüp sporcuları tarafından önce keşfi yapılan ve oluşturulan yürüyüş rotası üzerinde 50 doğa severin katılım gösterdiği etkinlik renkli görüntülere imza attı. Ordu Dağcılık İktisat Spor Kulübü olarak bugün burada Çamaş Kanyonu Budak Köyü'ndeyiz. Budak Köyü Çamaş Kanyonu'ndayız. Güzel bir kanyon. Spor yapmak için, aktivite yapmak için biz buraya geldik. Size şöyle bir mesajım var. Koşabiliyorken koş. Hava koşullarının el vermesi üzerine uygun bir ortamda gerçekleştirilen yürüyüşte doğa severler 7,5 kilometrelik parkurda ter döktü. Bugünkü rotamız Çamaş Kanyonu. Ordu Dağcılık Kulübü olarak 49 kişilik ekibimizle birlikte Çamaş Kanyonu'ndayız. Diyoruz ki sağlık için herkesin spor yapması lazım. Koşabiliyorken koş sloganıyla bugünkü rotamızı buraya düzenlemiş bulunduk. Doğa harika, spor harika, koşabiliyorken koşmak lazım. Merhabalar, Ordu Dağcılık'la Çamaş'a geldik. Buranın doğası çok güzel, ortam çok güzel. Ordu Dağcılık'la gelmek çok güzel. Ordu Dağcılık Kulübü park yaratıyor. Herkesi bekleriz. Odak grubumuzla beraber, Yılmaz hocamızla beraber doğa yürüyüşüne çıktık. Çamaş Kanyonu'ndayız. Doğa çok güzel. Etkinliğin dönüş yolunda Fasya ilçesinde bulunan Kabak Dağ Mahallesi'ne uğrayan doğa severler tarihi mahalle hakkında bilgi aldı. Yürüyüş grubuyla Çamaş Kanyonu'ndan döndükten sonra Kabak Dağı Ekoturizm organik pazarına uğramak ve oradaki yapılmış olan gördüğümüz eski tarihi evlerin restore edilmiş şekliyle grubumuzun ilgisini çekmesi, onların mutlu etmesini gördük. Odak'la yeni bir yürüyüşte yine beraberdik arkadaşlarımızla. Önce Çamaş Kanyonu'nda çok güzel bir yürüyüş yaptık. Ardından organik tarımla ilgilenen bir köy olan Kabak Dağı'na uğradık. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Ayrıca Kabak Dağı benim köyüm. Ayrıyeten çok gurur duyduğumu da söyleyebilirim. Güzel ve keyifli bir yürüyüştü. Ordu Dağcılık Kulübü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri bundan sonra da devam edecek. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı 15 lira 50 kuruştan işlem gördü. Altın fiyatları Cumhuriyet altını 1603 lira, gram altın 239 lira 1 kuruş, çeyrek altın 390 lira 65 kuruş, döviz fiyatları ise euro 6 lira 43 kuruş, dolar 5 lira 69 kuruş. Borsa İstanbul 100 endeksi ise 97.656 puandan işlem gördü.